Burası bizim Erzurumlar Derneği. Evet. Yıllardır bir dernekte biz aynı çatı altında mahalle olarak bir derneğimiz var. Evet. Burada bir bütünleşmek amacıyla bir dernek kurduk. Gündüz saat 1-2 sıraları. O saatlerde diyeyim. Tam olarak saatini de bilmiyorum da kahvede biz oturuyorduk. Kahvede otururken sadece uzun namlulu silahla kapının önüne birisinin geldiğini gördük. Ondan sonra insanlar dışarıya çıkınca, meğer aşağıda, şurada hemen durakta, şurada aşağıda mevzilenmişler. Elleri keleşkoflu, ağır silahlar. Bir sürü sıra yaralı arkadaşlarımız da var. Adamlar bir anda bizi taradılar. Şimdi düşünüyorum sana, şimdi biz okula çocuklarımızı götüremeyecek miyiz? Biz evimizi bırakamayacak mıyız? Hatta biz buradan bir işe gidemeyecek miyiz? Yani burası Texas'a çevrilmiş. Kim bunlar sizi tanıyanlar? Ya bizi tanıyor. O da buranın mahallenin çocukları yani. Onlar da yabancı desem yalan olur şimdi. Şimdi durağı ele almışlar. Durakta 3 tane 4 tane mekanları var. Orada durakta nam salmışlar. Sözde hani çete mi? Adı da çete değil yani. Çetecilik böyle olmaz. Burada insanları rahatsız ediyorlar. 3 kişi 4 kişiyi vurdular. Sessiz kalındı mahalleli olarak. Ya şimdi halk ayaklanmış. Diyor ki nereye gerekiyorsa oraya gidiyor. Haklı olarak biz devlete güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz? Devlet yok arkamızda. Ekibi çağırıyoruz. Ekip bize 1 saat sonra geliyor. 1,5 saat sonra geliyor. Olay bittikten sonra geliyor. Peki biz derdimizi kime anlatacağız? Şu arabayı da göster. Biz kime derdimizi anlatacağız? Adamlar bizi evimizden kurşunluyor. Bu burası benim evim ya. Bu dernekse, bu milletin derneği ise burası bizim evimiz. Biz evimizde de rahat edemeyeceksek o zaman biz nasıl yapacağız? Soruyorum ben. Siz de bu ülkenin insanlarısınız. Biz evimizde rahat yatamayacak mıyız? Eyvallah. Gelen bu tarafa gel.